Merhaba arkadaşlar, Ateinleri Ben Korkmam 7. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konusu tam sayılarda işlemleri göreceğiz ve toplama işlemiyle başlıyoruz. Pozitif tam sayıların toplamı pozitif bir tam sayıdır. Artı 6 ve artı 3, 6'nın önünde artı, 3'ün de önünde artı olduğuna göre bunlar birer pozitif tam sayıdır. Pozitif tam sayılar artı ile gösterilir arkadaşlar. 2 pozitif tam sayının toplamı yine pozitif bir tam sayı olacak. 6 ve 3'ün toplamı 9 olduğuna göre bu işlemin sonucu artı 9'dur diyoruz. Negatif tam sayıların toplamı negatif bir tam sayıdır. Eğer bir tam sayının önünde eksi varsa bu negatif bir tam sayı demektir. Eksi 4 ve eksi 3 iki tane negatif tam sayı. İkisini topladığımıza göre sonuç yine negatif olacak. 4 ve 3'ün toplamı 7 olduğu için sonuç eksi 7'dir diyoruz. Zıt işaretli tam sayılar toplanırken sayıların mutlak değerinin farkı alınır. Farkın sol tarafına mutlak değeri büyük olan tam sayının işareti yazılır. Şimdi örnekleri inceleyelim. Eksi 4 ve artı 3 toplanıyor. Zıt işareti iki tam sayı. Eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. Artı 3'ün mutlak değeri de 3 olduğuna göre mutlak değerlerinin farkını alıyoruz. 4'ten 3 çıktı 1. Mutlak değeri büyük olan eksi 4 olduğu için eksi 4'ün işaretini alacak ve sonuç eksi 1'dir diyoruz. Artı 6 ile eksi 3 toplanmış. Yine zıt işareti iki tam sayı. Artı 6'nın mutlak değeri 6'dır. Eksi 3'ün mutlak değeri de 3'tür. Mutlak değerlerinin farkını alıyoruz. 6'dan 3 çıktı 3. Mutlak değeri büyük olan artı 6 olduğuna göre artı 6'nın işaretini alırsa sonuç artı 3'tür diyoruz ve toplama işlemi bu şekilde yapılıyor. Alıştırmalarla devam edelim. Artı 3 ve artı 4'ün toplamı 2 pozitif tam sayı olduğu için yine sonuç pozitif olacak. 3 ve 4'ün toplamı 7 olduğu için bu işlemin sonucu artı 7'dir diyoruz. Eksi 2 ve eksi 3'ün toplamı. İkisi de negatif bir tam sayı. Sonuç yine negatif olacak. 2 ve 3'ün toplamı 5 olduğuna göre buradaki işlemin sonucu eksi 5'tir. Eksi 3 ile eksi 1'in toplamı da 2 negatif tam sayı olduğu için sonuç yine negatif olacak. Ve sonuç eksi 4'tür diyoruz. 9 ve eksi 2'nin toplamı. Zıt işareti iki tam sayı. Mutlak değerlerine bakacağız şimdi. 9'un mutlak değeri 9'dur. Eksi 2'nin mutlak değeri de 2'dir. 9'dan 2'yi çıkarttık 7. Mutlak değeri büyük olan artı 9 olduğu için artı 9'un işaretini alırsa bu işlemin sonucu artı 7'dir diyoruz. Burada ise 3 tane tam sayı var. İlk önce aynı işaretle tam sayıları toplayalım. Eksi 12 ve eksi 1'i topladığımızda 2 negatif tam sayı olduğu için sonuç yine negatiftir. 12 ile 1'in toplamı 13 yani eksi 13. Şimdi eksi 13 ile artı 4'ü toplayacağız. Zıt işaretli olduğu için eksi 13'ün mutlak değeri 13'tür. 4'ün mutlak değeri 4'tür. 13'ten 4 çıktı 9. Mutlak değeri büyük olan eksi 13 olduğu için eksi 13'ün işaretini alırsa bu işlemin sonucu eksi 9'dur diyoruz. Eksi 6 artı 3 ve eksi 11'in toplamı. Yine buradaki aynı işaretle tam sayıları toplayalım. İlk önce eksi 6 ile eksi 11'i topladık. Eksi 17. Eksi 17 ile artı 3'ü toplayacağız. Zıt işaretle iki tam sayı olduğundan eksi 17'nin mutlak değeri 17'dir. Artı 3'ün mutlak değeri de 3'tür. 17'den 3'ü çıkarttık. 14. Mutlak değeri büyük olan eksi 17 olduğu için eksi 17'nin işaretini alırsa bu işlemin sonucu da eksi 14'tür diyoruz. Ve işlemler bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Geriye kalan soruları da sizler kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, konuyu öğrendiğimize göre konuyla ilgili geriye kalan soruları sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 7. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.